Merhaba arkadaşlar. CBSE standartları ve temel mevzuat dersimiz 6. ünitesi Uluslararası CBSE Standartları Inspire ile karşınızdayız. Geçen dersimizde aslında kısaca anlatmıştık standartların neden önemli olduğunu. Bu dersimizde de bu standart kavramına biraz bakacağız. Aslında standartlar yaptığınız birçok işte anlaşılırlık, paylaşılabilirlik sağlamak amacıyla son derece Önemsenen bir yaklaşım kavram. Bu çerçevede de CBS'de sadece ülkemizde değil aslında ulusal çerçevede farklı kurumların farklı standartlarda veri üretmesi, mükerrer veri üretmesi, emek, zaman kaybına neden olması söz konusu. E i̇şte bunu e, aslında bir takım kurallara e, oturtmak, paylaşılabilmesini, kullanılabilmesini kolaylaştırmak amacıyla CBS ile ilişkili uluslararası standartlar da ortaya konuş e, vaziyeti. Bunlardan ilki INSPIRE çerçevesinde de esas alınan standartlardan biri ISO'nun standartları. E, uluslararası çapta çok çeşitli alanlarda standartlar üreten bir kuruluş olan ISO'nun e, 211 sayılı teknik komitesi e, CBS ile ilgili standartlar ortaya kona koyan önemli e, bir oluşum aslında. Yine en çok e, ismini duyduklarınızdan bir tanesi e, açık coğrafi bilgi konsorsiyumu olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz Open Geoportal Consortium, OGC olarak e, isimlendiriyoruz. Bu gönüllü bir organizasyon, ücretsiz aslında açık kaynak kodlu, herkesin faydalanabileceği e, standartlar ortaya. Koymaya çalışıyor. Birlikte çalışabilirliği destekliyor bu anlamda. Bir başkası ise Avrupa Standart Komitesi var. E, bu da e, Avrupa grubu içerisinde birlikte çalışabilirlik için önemli standartlar ortaya koyuyor. ISO'ya baktığımızda aslında geliştiriyor standartları, onaylıyor. Aslında kavramsal bir çerçeve ortaya koyuyor. Model bazlı. E, daha sonraki aşamalara da Altlık e, üretmiş aslında yol göstermiş oluyor. Sektörel odaklı değil e, ve 5 çalışma grubu var ISO'nun kendi içerisinde. 211'in altında e, işte referans modeller, coğrafi bilgi servisleri, veri yönetimi, e, veri modelleri, operatörleri, profiller ve fonksiyonel standartlar bu çalışma gruplarının isimleri olarak özetlenebilir. E, OGC ise e, önemli bir oluşum. 1994 yılında ilk kez 8 katılımcıyla e, oluşturulmuş e, Fakat bugün e, oldukça geniş e, çerçevede faaliyet gösteriyor e, Bir birçok katılımcısı var Aslında herkesin erişebildiği e, bir e, CBS altyapısı oluşturmak hedefiyle, Yola çıkıp bunun içinde standartlar oluşturuyor. Ekranda gördüğünüz şekilde e, coğrafi verinin paylaşımını sağlayacak önemli servisleri var OGC'nin. Sıklıkla duyduğunuz mesela, e, mesela e, WFS e, ya da WMS buna işte Web Feature Service, Web Map Service farklı e, yetenekleri var bu servislerin her birinin. Kitabınızda daha kolay e, inceleyebileceksiniz. E, bu çerçevede dünyadan yapılan bir takım çalışmaları bu standartlara veya mekansal veri altyapısı örneklerine bakalım isterseniz. Ee, küresel, uluslararası ya da bölgesel ve ulusal olarak üç kategoride inceleyi biliyoruz bunları ve dünya genelinde 150'nin üzerinde MVA olduğu da düşünülmekte. Aslında bu yine standartların yelpazesini genişletiyor diyebiliriz. Bunlardan ilki küresel e, veri MVA örneği olarak ele alacağımız e, e, GSDI Global Special Data Infrastructure. Fakat bugün bunlar bir standart üretmiyor. 98 yılında kurulmuşlar ama daha çok farkındalık oluşturma, işte koordinasyonlar sağlama, eğitimler verme gibi. E, Alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Herhangi bir standart oluşturmuyorlar. Uluslararası bölgesel MVA örneklerine baktığımızda iki tane yaklaşım görüyoruz. Ya yapılmış herhangi bir ulusal MVA bir başka ülke tarafından ya da uygulayıcı tarafından alınıp kendi kurallarına uyumlu hale getirilerek kullanılıyor. Ya da olduğu gibi başka bir yapı diğer bir kullanıcı tarafından kullanılıyor. Böyle iki farklı yaklaşım var. Bu çerçevede Inspire bizler için önemli. Avrupa'nın e, MVA'sı diyebiliriz Inspire için. En başta bildiğiniz gibi çevreyle yönelik e, projelerde kullanılmak, çevre sorunlarıyla ilgili sıkıntıların elimine edilmesi için mekansal bir veri altyapısı oluşturmak üzere yola çıkmış bir proje. E, Asya ve Pasifik ülkelerinde kullanılan aslında e, bir meyveya yapılanması var. Bir de Latin Amerika ülkelerinde yine kullanılan bir MVA var. Ulusal örneklere baktığımızda aslında ülkelerin kendi MVA'larını kastediyoruz. Burada çokça örnek var. Türkiye'de var mı? Evet var. Daha önceki dersimizde anlattığımız gibi TUCBS ülkemizin MVA'sı. Inspire'a baktığımızda biraz önce dediğim gibi 2001 yılında ilk somut girişimleri atılan Avrupa Birliği'nin MVA projesi diyebiliriz bunun için. İki tane önemli unsur var. Yasal altyapısının 2007 yılında çıkı çıkartılan direktif, uygulamaya yönelik teknik altyapısını ise yine Inspire uygulama esasları ve dökümanı oluşturuyor. Yol haritasına baktığımızda 2019 yılına kadar e, tamamlanması gereken bir dizi işlemlerden bahsediliyor. Fakat web sayfasına güncel olarak gidip bakacak olursanız yine 2021 yılı sonuna kadar bir takvim oluşturulmuş olduğunu göreceksiniz. Inspire'da çok önemli bir unsur. Veri temaları ki bizim için neden önemli TUCBS bu veri temaları ile uyumlu halde hazırlandı. Ekler halinde oluşturuluyor. 2019'a kadar da bütün bunların tamamlanmış olması isteniyor. Bu eklerde hangi veri temaları var? Özet liste olarak hem kitabınızda hem burada kısaca görmeniz mümkün. Bileşenlere baktığımızda meta veri, meta veri setleri, mekansal veri servislerinin birlikte çalışılabilir, çalışabilirliği, A servisleri, teknolojileri, veri paylaşım, erişim, kullanım ki yine geoportallar şeklinde sağlanıyor bu. Yine koordinasyon ve izleme başlıklarından oluştuğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili de bir takım kurallar ve standartlar geliştiriliyor ve zaten M ve A birlikte çalışabilirliği sağlayan en önemli unsur olarak görüyoruz. Ee, portal bugün aktif. Ee, ekranda gördüğünüz adresten ulaşabiliyorsunuz burada bir takım verileri e, gör, görebiliyorsunuz e, görüntüleyebiliyorsunuz meta veri oluşturabiliyorsunuz ve oluşturmuş olduğunuz meta verinin Inspire ortaya koyduğu standartlarla uyumunu da test edebiliyorsunuz daha detaylı bilgiler için hem kitabınıza hem de o portaldaki e, başlıklara bakmanızı tavsiye ediyoruz dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz.